1. Toba Gölü Süper Yanardağı. Dünyada yaşanan en büyük patlamalardan biri 74 bin yıl önce bu yanardağda meydana geldi ve tüm dünyada yıllarca süren bir kışa neden oldu. Volkanik gazlar her iki yarım küreye de yayıldı ve gezegenin her tarafına ulaştı. Patlama 1130 kilometre karelik bir alanı kaplayan ünlü Toba Gölü'nü yarattı. Toba Yanardağı hala aktiftir. Benzer bir patlamanın tekrar yaşanması ise hem Endonezya'yı hem de Malezya'yı doğrudan etkileyecektir. Bunun yanı sıra Toba Yanardağı, dünyanın tamamının iklimini değiştirebilecek kadar gaz yayılmasına da sebep olabilir. Bu olursa, son kez patladığında olduğu gibi hava soğur, buzullar büyür ve çok daha fazla kar yağar. Ayrıca Kuzeybatı Avustralya'dan Doğu Afrika'ya kadar olan ülkelerde ve bölgelerde tsunamilere de sebep olabilir. Dünya ekonomisi bundan zarar görebilir, bitkisel yaşam ciddi olarak etkilenebilir ve seyahat endüstrisi dünya çapında felce uğrayabilir. Eğer bu yanardağ yeniden aktif hale gelirse, tek çözüm etkilenen bölgeleri kitlesel olarak terk etmek olacaktır. 2. Kilina Çöküntüsü. Hawaii'nin ana kara parçasında bulunan Kilauea Yanardağı'nın güney kısmının olası çöküşü gerçek bir tehlike unsurudur. Bu bölgeye Kilina Çöküntüsü denmektedir. Bu çöküntü Pasifik Okyanusu'na 12 bin kilometreküp hacminde kayanın dökülmesine sebep olabilir. Bu da Pasifik Okyanusu'na yayılan ve sadece birkaç saat içinde Kuzey Amerika'nın batı kıyısına ulaşacak olan bir mega tsunami yaratabilir. 120 bin yıl önce Hawaii'deki Mauna Loa yakınlarında da benzer bir çöküntü meydana geldi. Bu da dünyanın en yüksek binalarından biri olan Taipei gökdeleninin yüksekliği kadar dalgalar oluşturan bir tsunami'ye sebep oldu. Bu çöküntü günümüzde dünya okyanuslarında bulunan diğer adalardaki çöküntülerden çok daha hızlı bir şekilde deforme olmaktadır. Magma tarafından ileriye itilen çöküntü yılda 10 santimetre kadar denize doğru hareket etmektedir. Ancak jeologlar yakın bir zamanda bir mega tsunami'nin meydana gelmesinin mümkün olmadığına inanıyorlar. Bunun sebebi ise çöküntünün yanardağdan ayrılmasını önleyen dar bir kara parçası tarafından desteklenmesidir. 3. Kuzey Denizi Tsunamisi. 6200 yıl önce iklim ısınmaya başladı, buzullar eridi ve deniz seviyesi yükseldi. Bu durum Norveç sahillerindeki su altı tortul tabakalarını çok daha ağırlaştırdı. Bu da ülkenin kıyılarında bulunan 290 kilometre uzunluğundaki bir kara parçasının çökmesine sebep oldu. Bu olay, bilim insanlarının şimdiye kadar meydana gelen en büyük denizaltı heyelanları arasında olduğunu düşündüğü 3 Storegga heyelanı olarak bilinmektedir. Bu heyelan yüzünden çöken kıyılarsa Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir mega tsunami'ye neden oldu. Bu çöküntüye sebep olduğu düşünülen iki şey vardır. Biri, ateş buzulunun genişlemesini tetikleyen olası bir depremdi. Ateş buzulları metan molekülleri içeren buzul tabakalarıdır ve genellikle denizin dibinde görülür. İkinci olasılıksa şudur. Buzullar eridiğinde kıyılara trilyonlarca ton katı madde taşınmıştı. Daha sonra da deniz tabanının geniş bir bölgesinin daha da derinlere doğru çökmesine neden olan bir deprem olmuştu. Bu depremin oluşturduğu dalgalarsa İskoçya kıyılarının ötesinde bile hissedilmişti ve hatta Grönland'a kadar ulaşmıştı. Bunun sonucunda da Norveç kıta sahanlığındaki doğalgaz bölgesi olan Ormen Leng oluştu. Fakat bazı bilim insanları benzer bir olayın sadece yeni bir buzul çağından sonra gerçekleşebileceğine inanırken, diğerleri yeni bir heyelana sebep olacak bir riskin olmadığını düşünüyorlar. 4. Büyük Kaskadyen Çukuru. Pasifik Okyanusu'nun dibinde Kuzey Amerika'nın batı kıyısının açıklarında bir dalma bölgesi bulunmaktadır. Dalma bölgesi bir araya gelen iki tektonik plakadan birinin bükülüp diğerinin altına kaymasıyla oluşur. Kaskadyen Çukuru, Kuzey Kaliforniya'dan Vancouver Adası'na doğru uzanmaktadır. Bunu kısaca şöyle açıklayabilirim. Bu olay, okyanus tabanının Kuzey Amerika kıtasının altına doğru ilerlemesine neden olmaktadır. Zemin bu yüzden yılda yaklaşık 4 cm hareket etmektedir. Ancak sistemin üst katmanı olduğu yerde sıkışıktır. O yüzden Kuzey Amerika plakasına basınç uygulamaktadır. Bu enerji ise her geçen gün birikmeye devam etmektedir ve bir şekilde boşalması gereklidir. Bunu yapabilecek şeylerden biri de 9 büyüklüğünde bir depremdir. Bu deprem sahilin 2 metreye kadar suya batmasına ve yatay olarak hareket etmesine sebep olabilir. Deprem sonunda da 2011 yılında Japonya'yı vuran dalgaya benzer bir tsunami yaşanabilir. Bilim insanları son 10 bin yılda bölgede 41 büyük deprem yaşandığını gözlemlediler.
Ancak şunu belirtmekte de fayda var. 9 şiddetindeki son deprem 1700 yılının Ocak ayında meydana geldi. Uzmanlar önümüzdeki 50 yıl içinde 7.1 şiddetinde bir depremin meydana gelme olasılığının %37 olduğuna inanıyorlar. 5. Büyük Güneş Patlaması. Neyse ki şimdiye kadar kaydedilen en kötü güneş patlamalarından biri, medeniyetimizin güneşin öfkesine karşı savunmasız olmadığı bir zamanda meydana geldi. Bu olay Carrington olayı olarak bilinmektedir ve 1859 yılının Eylül ayında henüz modern teknolojiler geliştirilmeden çok önce gerçekleşmiştir. Dünyayı koruyan manyetik katmanı devasa bir plazma ve manyetik alan dalgası kaplamıştı. Bu da muazzam bir güneş fırtınasına sebep olmuştu. Fırtına gökyüzünü aydınlatan yoğun kuzey ışıklarına sebep oldu. Ancak bu ışıkların oluşturduğu güzel manzaranın yanı sıra fırtınayla birlikte gelen güçlü elektrik akımları da yaşandı ve bunlar ciddi sonuçlara yol açtı. Hem Avrupa'daki hem de Kuzey Amerika'daki telgraf iletişim sistemleri çöktü. Yangınlar çıktı ve bağlantısı kesilen güç kaynakları ürkütücü mesajlar iletmeye devam etti. Başka bir kötü güneş fırtınası da 1989 yılında meydana geldi. Bu olayın en aşırı sonuçlarını Kanada'nın Quebec şehri yaşadı. Enerji nakil hatları tamamen hizmet dışı kaldı ve 6 milyon kişinin evine elektrik ulaştırılamadı. Bu tip güneş patlamaları sıklıkla yaşanmaktadır. O yüzden bazı bilim insanları yakın zamanda başka bir güçlü fırtınanın daha meydana gelebileceğini tahmin ediyorlar. Buna büyük patlama diyorlar. Bunun gibi büyük güneş fırtınaları her 500 yılda bir meydana gelir. Bilim insanları bu tip bir patlamanın dünyanın dört bir yanındaki elektrik ve iletişim sistemlerini günlerce, aylarca hatta yıllarca hizmet dışı bırakacak kadar güçlü olabileceğine inanıyorlar. 6. Yeni bir asteroid çarpışması. Birkaç milyon yılda bir uzayda medeniyetimizi tehdit edecek kadar büyük bir cisim fark ederiz. Mesela dinozorları yeryüzünden silen asteroidin veya kuyruklu yıldızın çapı yaklaşık 11 ila 80 kilometre arasındaydı. Benzer bir kaya parçası tekrar ortaya çıkarsa olacak olanlar şunlardır. İlk olarak bu çarpışma bir tsunami'ye neden olabilir. Ancak bu aynı zamanda asteroidin okyanusun ortasına mı yoksa karaya mı düşeceğine de bağlıdır. Asteroidin çarpmasıyla oluşacak kraterden havaya sıcak bir toz, kül ve buhar bulutu yayılır. Çarpışmanın şiddetiyle asteroitten kopan parçalar ise atmosfere savrulur. Bu parçalar radyasyon yüzünden çok sıcak olacağından düştükleri yerde orman yangınları çıkabilir. Darbenin yarattığı şok dalgası küresel depremleri ve volkanik patlamaları tetikleyecektir. Toz ve diğer parçacıklar yıllarca yeryüzünü kaplayacağından hayatta kalmak çok zorlu bir şeye dönüşebilir. Bu senaryo için hazırlanmak isteyen bazı bilim insanları olası asteroitler için bir yön saptırıcı tasarlıyorlar. Buradaki ana fikir asteroitleri henüz uzaydayken patlayıcılarla vurmaktır. Umut edilen şey ise bu patlayıcıların asteroidin yüzeyini parçalayıp yörüngesini değiştirmesidir. 7. Yellowstone Yanardağı. ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nın altında bulunan Yellowstone Süper Yanardağı, dünyada en aktif olarak gözlemlenen yerlerden biridir. Yellowstone son 2 milyon yılda 3 kere süper patlama yaşamıştır. Sonuncusu ben daha ortalıkta yokken tam 640 bin yıl önce meydana geldi ve 3900 kilometrekarelik bir alanın çökmesine sebep olarak dev bir krater yarattı. Bu yanardağ tekrar patlarsa ortaya çıkacak küllerin çoğu deniz yerine karaya inecektir. Bunun sonuçları ise Toba olayından bile daha kötü olabilir. Yanardağın son patlaması Amerika kıtasının hem kuzeyine hem de güneyine volkanik küller yaymıştır. Böyle bir durumda tüm bitki örtüsü ortadan kalkabilir ve hayvanlar zehirli kimyasallar soluyabilir. Yeryüzü küller yüzünden daha açık bir renge bürüneceğinden güneşten gelen radyasyon atmosfere geri yansır. Bu da uzun bir kuraklığa neden olabilir. Böyle bir durumda su kaynaklarının önü kesilebilir, elektrik hatları kopabilir ve her türlü ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanabilir. Aman tanrım, sanırım derhal tuvalet kağıdı stoklamamız gerekiyor. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.